Merhaba arkadaşlar, şu anda Körfez'deyiz. İzoton yalıtım kitesi uygulanıyor. Biz çepede şöyle. Burası Körfez'de 60 evlerde olan bir bina. Binanın dış çepesinde iskele kuruldu, yapıldı. Binamız bu arkadaşlar, tamamen yapılacak. Şu şekilde, site halinde yapılıyor. Bu şekilde uygulamayı bırakın, sistemi çekiyoruz. Ondan sonra zemini zaten yalıtım kitesi yapıştırıyorlar. Bu şekilde. Evet, siz de çekin. Erkan Usta buranın işini yapıyor. Abim de yönetici, sitenin yönetici. Kendisi de çok güzel maşallah. Evet. Evet, Allah razı olsun. Tavan altında da uygulanıyor. Ondan sonra düz tepede de uygulanacak. Bu şekilde uygulama yapılıyor. Daha yeni bugün başlatıldı. İnşallah bütün binanın devamı gelecek. Ve malzemelerimiz burada. Devam ediliyor. Ben sitenin altına çok girmiyorum. Bu şekilde. Tavan uygulaması yapıldı önce. Merdiven altı, binanın altını tam uygulaması. İzoton yalıtım kitelerimiz burada arkadaşlar. Kullanan yapıştırıcı sıva gibi ürünler de şurada. Fileleri var arkadaşlar. Fileleri uyguluyorlar. Daha sonra da işte Kalekin, Toz Grubu alanlarda alanlar komple yapılacak. Şu şekilde gösterelim. Burası şu şekilde yalıtımla ilgili. Yandaki bina arkadaşlar, şu bina bitti. Şu anda bu bina devam ediyor. İlerideki binada iskelede fileli falan yapılıyor. Fileli sıva ve sel falan uygulanıyor. Şu anda 3. bloğun devamı yapılıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İzoton yalıtım kitesi arkadaşlar 1000 gram 70'e 100 olarak burada uygulanıyor. Metrekarede 4,5 kilo 4 kilo 4,5 kilo yapıştırıcı kullanarak kullanılıyor. Daha sonra üzerine fileli yapıştırma harcıyla fileli sıva yapacaklar. Daha sonra üzerine dekoratif sıva ve boya yapılacak. Bu filede arkadaşlar 4 kilo veya 4,5 kilo veya yakın 4-4,5 kilo yapış sıva kullanacaklar. Sonra üzerine gelen dekoratif sıva da 3-3,5 kilo gibi bir dekoratif sıva gelecek. Bunlar da binalarda hesaplama yapılarında önce metreci kilo ile çarpıp daha sonra da bölüp kaç torbada kaç kilo varsa o şekilde bölünüp bir hesaplama yapılabiliyor. Daha sonra arkadaşlar bu binanın dış cephesinde köpük var ve daha hazır yalıtım var. Bunu sökülüp yerine izoton yalıtım kitesi yapılıyor. Bunda anlaşma yaptığımızda devam edildi. Şimdi bir projemiz daha var arkadaşlar. O projemiz de şuradaki blok arkadaşlar. Şuradaki bina. Şöyle biraz uzakta. Onu da göstereyim. Ama öncelikle şu anda bu binamız devam edecek. Ve binamızın dış cephesinde tamamen izoton yalıtım kitesi yaptıktan sonra bitecek. Ve üzerine dekoratif sıva, fileli sıva, dekoratif sıva ve boya gelecek. Binamız bu şekilde bitmiş olacak. Binalarımızda genellikle sıva kullanılmıyor burada. Yöneticinin kendi tercihine göre sıva kullanılmıyor. Ustalarımız da bu şekilde bir önlem alıp yoluna devam ediyorlar. İzoton yalıtım kitesi arkadaşlar neden tercih ediyorlar? En önemli noktalardan bir tanesi ince. Ek izi olmuyor. Ve mermerler kesinlikle şu şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Daha sonra işte üzerine fileli sıva, dekoratif sıva falan geldiğinde mermerleri kısa kalmıyor. Yangın yalıtımı sağlıyor. Isı yalıtım değeri çok yüksek. 200 yıla yakın ömrü var. Ve kesinlikle hiçbir şekilde değer kaybetmiyor. Sudan etkilenmiyor. Hiçbir şekilde herhangi olumsuz bir etki yapmıyor. Kanserojen bir malzeme değil. Dübel kullanılmıyor arkadaşlar. En önemlisi binalar delinmiyor. Bu şekilde bir yalıtımla yola çıkmış olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi projelerde de bu şekilde devam edip ve videolarımızı çekip size uygulamalarımızı göndereceğiz.